Samet Sürmeli'yi düşünüyordum. Eğer maç tamamlansaydı. Her iki takım da şu anda aramızda değil. Bir tatsızlık oldu. Belki bilmeyenler vardır. Bir tatsızlık oldu. Evet. Ve bu tatsızlığın ilerleyen dönemlerde tekrarlanmaması amaçlı. Biz takım kaptanlarıyla konuştuk ve her iki takımı da turnuvadan ihraç ettik ki inşallah bu diğer takımlar için bir ders olur, bir örnek olur. Ve bu iki takım yerine de biz şu anda takım aradığımızı belirtmek istiyoruz. Maçları da hazır. Maçları çarşamba günü eğer o zamana kadar bize başvuran takım olursa çarşamba günü 8.30-9.30 ve 9.30-10.30 olmak üzere iki tane maçları var. İki takım, iki maçın da şu anda tek tarafı belli, bir tarafı belli değil. O maçtan da artık inşallah buluruz. İnşallah o takımlar o hafta bay geçmez. Bay geçmesi demek o hafta o insanların oynamaması demek. Biz artık sadece şeye bakmıyoruz, puan mücadelesine bakmıyoruz. Tamam belki o insanlar rakipleri çıkmazsa 3 puan alacak geçecek ama o hafta top oynamamış olacaklar. Bir hafta futbol aşığı bir insan için haftada bir gün oynayıp da o hafta top oynayamamak çok büyük bir boşluk bence. Bana kalsa öyle olurdu. Ben kendimi kötü hissederdim. Ya bu hafta top oynamadım deyip kendimi kötü hissederdim. Evet. Sizlerin de artık yardımınızı bekliyoruz. Okullardan artık öğrenci arkadaşlarınızdan. Kesinlikle. Zaten arkadaşlarımız da ilk başta böyle bir alaycı bir tavır oldu. Hani halı saha turnuvası mı olur, halı sahada lig mi olur gibisinden ama bizim ciddiyetimizi görüp gerçekten reklamlarımızı da yaptığımızda işin boyutunu değiştiğini gördüler. Şimdi takımımızda yer almak istiyorlar ama biz bu akşamdan onlara bildirmeye başlayacağız. Akdeniz Üniversitesi'nden bizim de olduğumuz gibi şu an iki tane takım çıkacağına ben eminim. İnşallah. Öğrenci olması benim için çok daha iyi olur. Geleceğe yatırım yapmış olmaz. Tabii. İleride de daha çok çocuklarım var. Evet, tabii ki. Daha onlar elimizde büyüyecek daha. Tabii. Öğrenciler. Doğan Can olsun, siz olun, Alkolik bir madde olsun. Genç oyuncuların kurulu ve ben geleceğe yatırım yapıyorum. Onları üstüne fazla düşünüyorum artık. Teşekkür ederiz. Onlar da sağ olsunlar, bizi çok seviyor. İyi niyetimizden herhangi bir şekilde şüphe etmiyorlar. Kapatacağız mı? Nasıl olacak? Evet, Zahçelik bize baskı yapıyor burada. Acelesi var. Galatasaray maçının olmasından dolayı yayını erken bitir. Bize sabahtan beri baskı yapıyor. Bu arada hatırlatalım, Galatasaray'ın kiminle maçı var? Kasımpaşa mıydı? Kasımpaşa deplasman. Yani Kasımpaşa deplasmandan gidiyor. Evet. Şota yok. Şota sakat. Şota. Umarım o Kasımpaşa'nın yokuşlarından kolay çıkarlar diye. Efendim, her cumartesi olduğu gibi yine biz Radyo Mut'taydık. Radyo Mut'ta Atalay Yaka ile 3 puandaydık. Sağlıların efendim, Sağlısal Futbol Ligi'nin üzerine biz sohbet ettik. Takımlara, takım kaptanlarına bağlandık. Yine ben bu haftanın programını belirtmek istiyorum. 3. haftası oynanacak Selimay Spor testlerinin. Şöyle tekrar dile getireyim. Eğer gelmek isteyen, izlemek isteyen olursa yarın akşam Selimay bölgesinde saat 7'de Yesprit Porto Uygarhan, saat 8'de Genç Birlik Alkoliko Madrid, saat 9'da Çarşamba Spor Akdeniz Spor, saat 10'da Denfaş Reklam Samba, saat 11'de Bahçe Market Ayıldız karşılaşması olacak. Yine Selimay bölgesinde 4. hafta karşılaşmalar oynanacak. Saat 8.30'da Salı günü saat 8.30'da 9.30'da Olay Radyo ile Maç 2000, saat 10.30'da Yardım Asipor'da Teneke, çarşamba günde saat 8.30'da Akya Sansörü, saat 9.30'da Doğan Kent Spor'un ve saat 10.30'da da Ak Yıldız İdeal Su karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlarda biz maçların tamamının 50 dakikalık maç videosunu çekiyoruz. Maçlarda yüzlerce, 150, 200, 250 artık ne verse Allah ne verse artık biz çekiyoruz. İnsanlara buradan Facebook'tan da yayınını yapıyoruz. Maçların arasında insanlara çay, su ikramımız yapıyoruz. Maçlardan sonra da insanlar oturuyor kenarda, ayaklarına çaya geliyor. Çaylarını içtikten sonra da vedalaşıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyoruz. İnsanlarla bu şekilde ayrılıyoruz. Evet, bir sonraki hafta buluşmak üzere dedik. Biz her hafta cumartesi günü saat 5 ile 7 arası Atalay Yaka ile 3 puanda
Radyo Muhta 87.6 Radyo Muhta. Buradayız. Sağlarında efendim, sağ olsun, futbol ligi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Kendinize iyi bakın.